Efendim geçen hafta günahlarıma tövbe ettiğimi, esrarı bıraktığımı belirtmiştim efendim. 2 yıl önce odada uzanırken bir nur odama geldi, meleğe benzettim. Hala aklımdan çıkmıyor. Rüyamda şeytanı hapsedip kilitlediğimi gördüm. Bunun bir hikmeti var mı? Bir de efendim namazda selamdan önce hangi duayı okumamız gerekiyor? Allah razı olsun sizden, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Tecelli eden nurdur. Meleğe benzetmiş olabilir ama Allah'ın bir ismi tecelli etmiş orada. Nuru tecelli etmiştir. Bu onun gönül halinden dolayıdır. Odada da görse, dışarıda da görse, nerede görürse görsün, o seyrettiği, gördüğü kendi gönlündekidir. Gönlünde görmüş onu. Nur onun gönlüne tecelli etmiş, o dışarı aksederken dışarıda gördüğünü zannediyor. Evet. Meleğe benzesin, buya benzemesin. O sadece öyle benzetmiş. O bir nur. Allah'ın bir isminin nurudur. O andaki haline göredir. Şeytani hapsetmişse bu durumda şeytana gücü yetiyor demektir. Şeytani bağlayabiliyor demektir. Şeytana taviz vermiyor. Bununla beraber Rabbini tercih etmiş demektir. Allah ona gösteriyor. Gücün buna yetiyor. Bunu yapabilirsin. Bunu yap. Bu arada bu onun için müjdedir. İkisi de müjdedir. Namazdan çıkarken hangi duayı okumak gerekir? Kardeşimizin o duayı mutlaka namaz hocasına bakıp öğrenmesi gerekir. En son olarak رَبَنَا اَتْفِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَ عَزَابَ النَّارِ duasını Resulullah Efendimiz okumuş, tavsiye etmiştir. Namaz hocasına bakarsa oradan inşallah kardeşimiz onu ezberler. En son selam vermeden önce onu okur.